Adnan Oktar davası gerçekleri. İftiralara karşı kendini savunmak ve masumiyetini anlatmak tutuklanma gerekçesi yapılamaz. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin, yerel mahkemenin Adnan Oktar ve arkadaşlarına verdiği 10 bin yıllık cezaları, 400 sayfalık bir gerekçeyle bozmasının ardından kumpasçılar telaşlanmış ve yeni kumpas hazırlıklarına girişmişlerdir. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını dağıtabilmek için de yeni oyunlar oynamaktalar. Son olarak, bu davanın sanıklarından olan ve güya örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 20 ay cezaevinde tutulup, ardından tahliye edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babun'a yine aynı suçlamayla tutuklandılar. Türk hukuk tarihinde görülmemiş böyle bir uygulama sonucunda, ortada kesinleşmiş hiçbir örgüt kararı bulunmamasına rağmen, örgüt faaliyetlerini devam ettirme gibi bir kılıf uydurulmuş, yatarı dahi olmayan hayali bir suçlama nedeniyle, masum hanımlar hakkında tutuklama kararı verilmiş, haksız yere ve ortada hiçbir geçerli hukuki dayanak olmadan, yine aynı suçlama nedeniyle 20 ay cezaevinde kalmış olmaları, yani iddia edilen suçun karşılığı olan ceza süresini, zaten tamamlamış olmaları görmezden gelinmiştir. Tutuklanma gerekçesi ise tanık toplama ve savunma stratejisi geliştirmek gibi en meşru ve kanuni savunma haklarını kullanmalarıdır. Yani tertemiz masum Müslüman hanımların evlerine kameralarla sabah baskınları yapılmasının, sudan gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklanmalarının, tekrar tekrar cezaevlerine gönderilmelerinin tek sebebi yaptıkları savunma hazırlığıdır. Aleyhlerinde somut hiçbir suç delili yoktur. Peki masumiyetlerini ispat edebilmek için, legal bir şekilde savunmalarını hazırlamakta olan hanımların tutuklanması, hangi akla, vicdana ve hukuka sığar? Ülkemizin böyle dehşet verici hukuksuzlukların pervasızca yaşandığı bir ülke olduğuna hiçbir şekilde inanmak istemiyoruz. Yüce devletimizin bu hukuksuzluğa en kısa sürede son vereceğine inanıyoruz.